Konuğumuz Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şerif Barış. Efendim günaydınlar. Günaydın. Sizinle depremin ilk dakikalarında, hemen depremin ardından görüşmüştük, konuşmuştuk. Fakat tabii ki bu felaketin boyutları henüz ortada değildi. İkinci deprem olmamıştı. Henüz neyle karşı karşıya olduğumuzu bile bilmiyorduk. İşte şimdi felaketin boyutları ortada. İşte 24 bin vatandaşımızı kaybettik. Acımız çok büyük. Peş peşe felaketler yaşadık. Bu geldiğimiz noktada neler söylersiniz? Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bölgede yeni bir tehlike var mı? Yeni bir deprem beklentisi var mı? Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi bakın, ilk deprem olduğunda zaten hepimiz için şok edici bir şeydi. İlk biz Pazarcık bölümünün kırıldığını düşündük ama Pazarcık'la beraber Hatay'daki bölümün de kırıldığı ortada. Çünkü biz tabii bunu daha telefonla değerlendirirken ya da stüdyoda sismik analizler yapılmadan tespit etmek mümkün değildi. İşte 7,7 olmasının ana sebeplerinden bir tanesi hem Pazarcık'taki segmentin, yani parçanın, hem Hatay'daki parçanın birlikte kırılması. Çünkü yapılan analizlerin ilk sonuçları bunu söylüyor. Bu artık ilk deprem için. İlk deprem için söylüyorum. Deprem. Dolayısıyla beklenenden çok daha uzun bir fay kırıldı. Ve ilk gerilme analizlerinin sonuçlarında da bu ilk segmentin kırılmasıyla etrafa gerilme aktarıldı sonuçları çıktı ama bunun tabii değişmesi lazım. Bu çalışma yenileniyor. Çünkü şu büyük artçı depremlerin Hatay'da sürmesi, Hatay'da faizinin tespit edilmesi ve bu depremin büyüklüğünün 7,7 olması o güney kolunda, güney parçanın da kırıldığının göstergesi. Dolayısıyla iki fay aynı anda kırılan belki yine yegane depremlerden biri. Aynı nadir anda görülen bir şey mi? Tabii bu? Tabii. Nadir görülen bir şey. Artı bununla beraber 3 tane 6'ya yakın ve 6'dan büyük artçı depremin olması ve arkasından 9 saat sonra kuzeyde doğu-batı doğrultulu bir başka fayında yine bu iki fayın kırılmasıyla oraya aktarılan gerilmeyle olması işin boyutunu tamamen değiştirdi. Şimdi bölgede risk var mı? Bizler büyük bir depremin kırığında o bölgede aynı fayda büyük bir deprem beklemeyiz. Bu mümkün de değil. Örneğin Pazarcık segmenti, Elbistan'ı vuran fayda ve Hatay'ın içindeki fayda yeniden daha büyük bir deprem olması mümkün değil. Ama bazı söylentiler işte Hatay'da deprem olacak, şurada deprem olacak gibi. Öncelikle vatandaşların buna itibar etmemesi lazım. Çünkü henüz analizler devam ediyor. Bir sonuçlar kesin elde edilen böyle bir sonuç yok. Dolayısıyla bunlara itibar ama şu var. 7,7, 7,6 bir büyüklüğündeki bir depremin 6,6'ya kadar hasar yapabilecek nitelikte artçıları olabilir. Şimdi medyadan da, sosyal medyadan da şöyle bir şey soruluyor. Bu depremlerin 20-25 tane 6'dan büyük, 5'ten büyük artçısı olacak diye sayılar veriliyor. Hayır, böyle bir şey de yok. Sayı olarak deprem, artçı deprem sayıları artabilir ilk anlarda ama bunların büyüklükleri mutlaka şunun üstünde olacak diye bir kural yok. Böyle bir formül yok artçı depremlerin dağılımında. Ama ne var? Bu depremlerin en az bu bölgede artçı olarak 2 yıl süreceğini biliyoruz. 6,5 büyüklüğündeki dünyadaki birçok depremin artçıları o bölge ve civardaki illerde 2 seneye kadar sürmesi normaldir. Hatırlayın 99 depremini, Elazığ depremini, Van depremini, yine oralarda hissedilir şekilde küçük küçük artçılar olacak. Bunların sayıları zamanla azalacak ama 2 yıl devam edecek. Ama aralarındaki süre uzayacak. Bunlar normaldir ve şunu da ben lütfen rica ediyorum insanlardan. Sayı izliyorlar. Ya bugün 3 tane oldu. Acaba bir şey mi var? İşte 3 gündür deprem olmadı. Büyük bir depremin habercisi mi? Artçı depremlerin olduğu bir bölgede artçı depremlerin bir sistematiği, bir düzeni yoktur. Zaten bunların bir düzeni olsaydı bizler deprem istasyonlarından hassas aldığımız verilerle, sayılarla sizlerin hissetmediğiniz depremleri bile kaydediyoruz. Biz bunları analiz eder, buralardan insanlara bilgi veririz. Şimdi o kadar çok şey dolaşıyor ki bilgi. İşte adının önünde profesör, doçent, doktor yazan bazı bilim insanları da sosyal medyada ya soğukkanlı olup insanları biraz daha rahatlatacaklarına, bu dediğiniz gibi söylentilerin çıkmasına, insanların bunlara şey yapmasına sebep olabilecek bazı açıklamalar yapıyorlar. Söylediğiniz gibi hem Pazarcık hem aşağıda Hatay tek depremde iki farklı. Diyorsunuz ki bu unik, bu çok gördüğümüz bir şey değil. Hemen ardından 9 saat sonra bir başka hemen hemen aynı büyüklükte, şiddette 7.6. Sanırım bu iki depremin o gün üç kırık diyebiliriz. Yani o 6 Şubat günü belki dünya deprem literatürüne geçecek çok ilginç, böyle çok tuhaf bir şey oldu orada. Türkiye'nin son 2000-3000 yıllık ben tarihsel dönem depremler silsilesine de baktık. Tabii ki uzmanlığımız olduğu için. Böyle bir olay Türkiye'de zaten yok. Şöyle bir şey okudum. Sevgili Habertürk.com yazarı Muhsin Kızılkaya yazmış. Urfalı Mateos diye bir rahibin galiba bir notlarını 902 yıl önce 1200'lerin 1100'lerin sonunda yine aynı bölgede Maraş'ta bir günlükte bir deprem olduğuna dair kayıtları var. Türk Tarih Kurumu'nun yayınları arasındaymış 1500'de de var bir tane. Ama daha da eski varmış öyle bir şey. Şimdi o zaman hemen öne gelelim. Hı-hı. Demin dediniz ya bazı profesörler işte bu depremi ve diğer depremleri sürekli görüşüyorlar, konuşuyorlar ve deprem bildikleri iddia ediliyor. Güzel. 96 yılında Türkiye'de 15 farklı yerde 7'den büyük deprem üretecek bir sismik boşluk haritası yayınlandı. Bunu yayınlayan iki arkadaş, meslektaşımız AFAD İşleri Genel Müdürlüğü, yani AFAD'ın çekirdek kadrosundaki çok değerli bir jeofizik mühendisi arkadaşımız. Ramazan Demirtaşlar, Rüçhan Yılmaz. Şimdi bu arkadaşlar Türkiye'deki depremleri bildiler mi? Peki geri dönelim. 84 yılında benim lisans tezim Hatay'ın deprem riskiydi. Yine 2018'de Arsuz'a gittim. Belediye davet etti. Hatay'ın deprem riskinin yüksek olduğunu, büyük depremler olabileceğini söyledim. Ben şimdi depremi bilmiş mi oldum? Yine geleyim. Benim 95 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ndeki doktora tezim Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun deprem olasılık hesabını örüntü tanıma teknikleriyle belirlemek. Marmara ve Doğu, yani Van bölgesi alarm veriyordu. Ben şimdi depremi bilmiş mi oldum? Bakın, depremi bilmek bu değil. Depremin olacağını söylemek de yeterli değil. Bizler depremin zamanını bilmiyoruz. Depremin yerini biliyoruz, olası büyüklükleri biliyoruz ama bakın olası büyüklükler burada beklenen Pazarcık depremi 6,9-7 civarındaydı. Kimse iki fayın aynı anda kırılacağını ve 7,7 büyüklüğünde bir deprem olacağını öngöremezdi. Öngöremedi de. Dolayısıyla isim isim Türkiye'de deprem olacak yerleri söylemek, depremin hakkında uyarı yapmak değil. Depremi önceden bilmek değil. Depremi önceden bilmek, zarar verici bir depremin yerini, ilçe, büyüklüğünü yaklaşık işte 7,2-7,4 gibi kabul edebilir sınırlar içinde. Ve de zamanını, yani gününü, saatini, ayını söyleyebiliyor musunuz? Yok. O zaman... Peki hocam, şu anda özellikle dikkat çektiğiniz noktalar neresi? Bundan sonra mutlaka bu şehirler, bu ilçelere dikkat çekilmesi gerekiyor. Oralara odaklanılması gerekiyor. Hayır. Her seferinde bu soru medyadan bana geldi. Ben bunun hep cevabını vermedim. Neden vermedim? Şimdi isteyen herkes sismik boşluk haritasını açar, önüne koyar, nerelerin kırılmadığını bilir. Ama ben isim verdiğim zaman sizlerin de bu isim veren kişilere şunu sorması lazım. 8 tane şu an kırılmamış 7'den büyük deprem üretecek bölge var. Bunlardan biri Marmara Denizi, biri Yedisu. Neden? Çünkü çok sık medyada söylendiği için bunu zikrediyorum. Peki bunların dışında 6 bölge daha kırılmadı. İlk bunlardan hangisinde deprem olacak? Birinci sorunuz bu olmalı. 2. Zamanı kaç? 3. Bunların olasılık yüzdesi kaç? %90 mı? %60 mı? %40 mı? Şimdi %48 diye bir oran ve söylediğinizde hocam diyorlar çok büyük oran. Hayır, çok büyük oran değil. Çünkü deprem tekrarlama aralığı 250 yılla 500 yıl olan bir bölgede %48 için 100 yılınız daha var demek %100'e varmak için. Ve şunu da söyleyeyim. İstatistik rakamlarla yerkürenin dinamikleri birbiriyle örtüşmüyor. Deprem istatistiği %100 deprem olması gerekirken olmuyor. Çünkü depremin böyle çok düzenli, hep aynı aralıklarla bir davranışı yok. Olsa zaten biz bunu bilirdik. Ama burada sanırım hani Esra'nın sorusundan da yola çıkarsak, burada o dediğiniz o sismik boşluk haritası en azından insanlar ya da bizim yöneticilerimize bir yol haritası. Ne yapmaları gerek? Nasıl yapılaşmalı? Buralarda nerelere nasıl bina yapılmalıyla ilgili bir fikir verme, bir hazırlık. Bu dediğiniz gibi 500 yıl olur, 100 yıl olur, bir gün olur, bir saat olur. Ama haklısınız. Bir hazırlık. Şimdi bu bölgede deprem olacağını sizin teziniz 86'da diyorsunuz. 84. 84'te bu riski yazdım diyorsunuz. Yıllar içerisinde bilim söylemiş. Yani herkes söylemiş burada bir şey olacak diye. Bizim problemimiz bu. Sanırım bu sismik haritaları kesinlikle bizim önümüze koymamız değil de bu işle ilgilen, bu siyaset olur, yerel yönetim olur, başkaları olur, üniversiteler olur. Bu kimse, bunlar orada bir ihmal var. Burada bir problem var. Hayır, sizlerin de ihmali var. Neden ihmali var? Şöyle bakın, bizler hep şunu söyledik. Bizler derken birkaç uzmanı söylüyorum. Rahmetli Şıkara da dahil. Türkiye bir deprem ülkesi. Hangi şehirde, nerede olduğunuza bakılmaksızın depremin zamanı sizi ilgilendirmiyor. Beni de bilmiyorum ki, bilsem. Ama bu depreme kişisel olarak, kurumsal olarak, şirketler olarak, belediyeler olarak, devlet olarak hazırlanmak zorundayız. Herkesin yapması gereken bir hazırlık var. İkincisi de Türkiye bir deprem ülkesi ise orada deprem mi olacak, burası deprem mi olacak diye beklemeye de gerek yok. Seçtiğimiz belediye başkanlarını, milletvekillerini, hükümeti oturduğunuz bölgenin deprem güvenliği ile ilgili yapması gereken, üzerine düşenleri sorguladınız mı? Peki bu kolon kesen dediğiniz az evvel. Evet. Şimdi yasa ve yönetmelikler diyor ki kolon kesmeyin. Bırakın kolon kesmeyi, duvar, balkonu bile değiştirirken belediyeden ruhsat almak zorundasınız. Şimdi devletin kim olduğu önemli değil. Devlet bizim içimizden gelenler yönetiyor. Bu yasakken bu yasağı çiğnemeyenler kimler? Bu toplumu oluşturan bizler değil mi? Benim söylediğim, deprem bilinci yüksek bir toplum olmadıkça, özellikle bu tür kurallara saygılı bir toplum ve ahlaki değerlerimiz yüksek bir toplum ve eğitimli bir toplum olmadıkça, herkes kendi çıkarını düşünerek kendi yararına olan kurallara aykırı ve başkalarına da zarar verecek uygulamaları yaptığı sürece biz maalesef bu acıları yeniden yaşamaya devam ederiz. Hocam, bugün bakın özür diliyorum. Biz 99'u hatırlarsanız bir milat demiştik. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama bir arkadaşımız, gazeteci arkadaş, 11-12 yaşındaymış o dönem. Şimdi meslektaşımız oldu. Biz o bölgede gezerken o da gazete kupürlerini bir günlük gibi koymuş. Böyle dün Özgü Özdemir sevgili yazmış. Ya aynı başlıklar, aynı ifadeler, yani sadece zaman değişmiş. Asrın felaketi manşeti var böyle. Şimdi gene atmışız. Asrın felaketi 2. Devam filmi gibi aynısını bir daha görmüşüz. Yani bu inanılmaz bir şey. 99 depremi öncesi 3 haftadan önce başlayarak Japonlarla beraber ben o bölgede araştırma yapıyordum. Fayı inceliyorduk. Olası depremlerin sismik tomografisini çekerek fayın yapısını, deprem üretme potansiyelini, depremlerin başladığı pürüzlü noktalar, yani bölgeye nazaran daha sert gerilmenin biriktiği bölgeleri belirleyerek biz depremin nerelerde başlayabileceğini, hangi büyüklüklerde başlayabileceğini anlamak istiyoruz. Çünkü yerküre çok karmaşık. Bizler bu araştırmayı yaparken aynı zamanda şunu söylüyoruz. Bizler depremi anlamaya, zamanını bilmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda da deprem zararını azaltacak önlemler mutlaka yapılması gerekir. İşte depreme dayanıklı yapı, depreme dayanıklı bir yapı için düzgün bir zemin etüdü, o zemine uygun düzgün bir proje, bu mimari proje artı statik proje ve bu projenin de bu projenin gereği olan şekilde düzgün malzeme, işçilik ve düzgün kontrolle yapılması lazım. Şimdi bu birçok bileşen ve birçok mühendisin ortak çalışmasını gerektirir ve burada da denetimlerin çok sıkı yapılması gerekiyor. Şimdi denetimleri hükümetin yerel yönetimleri ve bazı bakanlıkları yapıyor. Eskiden mesela İnşaat Mühendisleri Odası'nın, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisleri Odası'nın zemin etütlerini ve yapıları denetim mekanizmaları vardı. Bizim demek ki denetim mekanizmalarımızda bir eksiklik var. Dolayısıyla buradan bir ders alarak her alanda bir kere meslekler arası ortak çalışmayı mutlaka zorunlu hale getirmemiz lazım ve mutlaka denetim mekanizmalarını sıkı ve ağır cezalarla mutlaka hocam, kontrol altına alıyoruz. Deprem bir doğa olayı. Evet. Ama biz bu işte anlattığınız o denetim mekanizmaları, kontrol mekanizmaları, o zincirde bir yerde bir hata yapıldığı zaman biz böyle büyük felaketlerle karşılaşıyoruz. Şimdi size biraz da Hatay'ı sormak istiyorum. Biraz Hatay özelinde konuşmak istiyorum. Zira siz de Hatay için özel bir çalışmanız olduğunu geçmişte de söylediniz. Şimdi Kahramanmaraş merkezde oldu 2 depremde fakat en büyük hasar Hatay'da oldu diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani hem yıkılan bina sayısı bakımından. Evet, bina yapısı kalitesini ayrı tutarak Hatay'ın zemininden mi kaynaklandı? Bunun özelliği mi? Mesela Asi Nehri'nin etrafında çok fazla yapılaşma var. Oranın zemin yapısının uygun olmadığını söylüyor sizin gibi kıymetli hocalarımız. Hatay niye böylesine büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı? Bir kere şehrin ortasından geçen bir fayda, bir kırılma oldu. İkincisi, az evvel söylediğiniz özellikle yumuşak zemin ki ben hatırlarsanız bazı sizin kanalınızda ve bazı kanallarda yumuşak zeminlerde deprem dalgasının büyütme etkisinin olabileceğini, bunun da hasarı artırabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü Sisam depreminde benzer bir olay oldu. Kalın alüvyon zeminler, yumuşak diye adlandırılan ve suya doygun zeminlerde deprem dalgaları büyür. Şu an Tokyo Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve üniversitemiz ve AFAD arasında yürüttüğümüz bir ortak proje kapsamında yine AFAD'la beraber bu enstitüdeki hocalarımız Kahramanmaraş ve Hatay'da çok daha önce ölçüm yapmışlardı. Şimdi orada yapılan ölçümün ilk sonucunu bana dün gönderdiler. Hatay'ın bir bölümünde, Maraş'ın bir bölümünde ve Malatya civarları gibi yerlerde yumuşak zeminlerde bazı noktaların, bazı bölgelerin deprem dalgasını 10 kat büyüttüğünü gördük. Şimdi bu sonuçlar geldiğinde ben daha ayrıntılı olarak paylaşacağım ama şimdi bu inanılmaz bir büyütme. Şimdi diyebilirsiniz ki şaşırıyor musunuz? Hayır, biz afete hazırlık eğitimlerinde, sismoloji derslerinde ve depreme dayanıklı şehir anlamında aktarırken zeminin büyütme etkisini zaten anlatıyoruz, örneklerle anlatıyoruz. Yumuşak zeminlerde bir sağlam zemine nazaran deprem dalgası 3 ila 10 kat büyür ve bu analizde de yapılan bütün çalışmalarda hakikaten bu oranlar farklı farklı şekillerde görülmüş. Bu çok önemli bir etken çünkü hasarı artırır. Burada da zemin etüdü ortaya çıkıyor değil mi hocam? Burada düzgün zemin etüdü yapıldıktan sonra, az evvel söyledim, şimdi bazen biz zemin etüdünü bahsederken jeoloji, jeofizik mühendisleri zemin etüdü yapsın gibi kelime kullandığımızda geoteknikçi arkadaşlar alınıyorlar. Şimdi benim oradaki kastım sadece jeoloji, jeofizik mühendisleri bu işi yapsın, geoteknikçiler yapmasın gibi değil. Zemin etütlerinde yasal yönetmeliklere, yapı yönetmeliklerindeki değişikliklerde hangi meslek dalının hangi araştırmaları yapması gerektiği belli. Dolayısıyla yayınlarda böyle söylenen sözlerde sanki bir meslek şövenizmi yapıyormuş gibi bir algı çıkıyor. Asla öyle bir şey yok. Ben her yerde jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi hiçbir ayrım yapmadan, statikçidir, işte geoteknikçidir diye ayrım yapmadan ve bir mimarın mutlaka depreme dayanıklı yapı tasarımında birlikte çalışması gerektiğini, bu masanın 4 ayağının ki artı dün bir programda Şevket Hocam Erzincan'dan bunun içerisinde makine mühendisinde olması gerektiği. Çünkü ısıtma sistemleri, aydınlatma sistemleri, asansör gibi sistemlerde yapının taşıyıcı unsurlarına zarar verilmemesi gerektiğini düşünerek haklı bir şekilde. Dolayısıyla birçok mühendisin aynı anda çalışması gerektiğini düşünmemiz lazım. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri yer altını modelliyor. Geoteknikçiler de modelliyor ama bunu statik hesabı yapan mühendisin de buna göre çalışması gerekiyor değil mi? Onun için ben zaten düzgün bir zemin etüdü dedim. Şimdi zemin etüdünü jeofizik mühendisleri makaslama dalgası dediğimiz zemin türünü jeofizik yöntemlerle belirler. Bizim orada o nedenle olmamız lazım. Ve bütün bunlar yasal olarak yapı yönetmeliklerinde kimlerin ne yapacağı yazar. Dolayısıyla ben burada sadece jeofizik mühendisleri bu etüdü yapsın da hiçbir mühendis bu işe karışmasın demedim. Hocam demem de. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum, ülkenin o deprem ülkesi olmasının durumu, disiplinler arası yok ben yapacağım etüdü. Hayır biz daha iyi yaparız hayır, durumu benim değil yani. Böyle paylaşan hani, jeoteknikçi arkadaşlar var. Ya ben bunlara bakın üzülüyorum çünkü biz hiçbir zaman bir de bununla derdimiz, uğraşamayız yani. Disiplinler arası kavgayla uğraşamayız yani. Burada yapılması gerekenler bütün bunların yanı sıra biz İnsan kaynaklarını iyi değerlendirmemiz lazım bundan sonra diyorum. Çünkü mesela acil durum ve afet yönetimi, acil müdahale ve afet yönetimi gibi hem ön lisans hem 4 yıllık lisans mezunlarımız var. Ama bunların meslek tanımları yok. Bunlar görevli değil. Yine bakın zemin etütleri açılmışken bizim jeofizik mühendislerinin şu an Türkiye'deki 32 ildeki belediyelerde görevli olmadığını biliyor musunuz? Jeoloji mühendislerinin istihdam sorunu olduğunu biliyor musunuz? Ve daha üzücü şeyi söyleyeyim mi ben? 32 il dediniz değil mi hocam? 32 il. 32 ve birçok kamu kuruluşunda jeofizik mühendisi yok. Ve şunu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de jeoloji ve jeofizik mühendisliği öğrencisi bulmakta güçlük çekiyoruz. Öğrenciler tercih etmiyor. Hocam daha çok konuşacağız. Teşekkür ediyoruz daha hocam. Çok konuşacağız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Umarım yeni böyle felaketlerle karşılaşmayız önümüzdeki süreçlerde. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Evet.